Deniz Müzesi'nde Osmanlı Bodrum'unda denizcilik, Bodrum'da efsane bir denizci Kızılhisarlı Kaptan Mustafa Paşa konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Hukukçu ve araştırmacı Mehmet Çilsal'ın konuşmacı olduğu söyleşide Osmanlı donanması için imal ettirdiği gemilerle engin derya bilgi ve tecrübesiyle 1736-1739 yılları arasında Karadeniz'de Ruslarla yapılan deniz muharebelerinin kazanılmasında çok büyük rol oynayan ve Bodrum'un kurulmasında önemli yeri olan Kızılhisarlı Kaptan Mustafa Paşa anlatıldı. 1770'ler olduğuna göre şuralar işte 1800'ler, evet. Şuralar. Söyleşide ayrıca 18. yüzyılda Akdeniz, savaşlar, göçler, Bodrum, Osmanlı tersanesi gibi konular belgeleriyle ele alındı. Söyleşiye Bodrum Belediye Başkan aday adayları Recai Seymen ve Ahmet Aras, eski Bodrum Belediye Başkanı Tuğrul Acar ve tarih meraklıları katıldı. Etkinlikte Kent Haber'e konuşan Mehmet Çilsal şunları söyledi. Kızılhisarlı Mustafa Paşa, aslında her şey Kızılhisarlı Mustafa Paşa ile başladı. Her şey derken Bodrum'da bir şehirleşme, iskan, bayındırlık faaliyeti, yani toplu sosyal hayat, toplumsal hayatın Bodrum'da, bu bildiğimiz Halikarnas olarak, sınırları Halikarnas olan Bodrum'da, şehirleri demiyorum, Yarımada'daki köyleri, mahalleleri demiyorum, Bodrum'da sosyal hayatın, toplumsal hayatın başlaması Kızılhisarlı Mustafa Paşa'yla'dır. Ondan önce kalede sakin bir hayat var, bir muhafızlar, yani kalede askeri sınıf, bunlar Osmanlı askeri. Bunun dışında asker olmayan insanların söz konusu değil. Harabi Halikarnas'ta, o zaman öyleydi. 1710'larda Halikarnas hala harabi. Mustafa Bey ile, Kaptan Mustafa Bey ile birlikte, onun Bodrum'a gelmesiyle birlikte ve Eğriboz'dan kendi sülalesini önce, sonra da kolu komşusunu ve başkalarını getirmesiyle birlikte burada bir sosyal hayat, şehirleşme başladı. Bu şehirleşme nasıl başladı? Hikayemiz bu. Çünkü bir milattır. Mustafa Paşa bir milattır. Ne yazık ki günümüzde Kızılhisarlı Mustafa Paşa'yı detaylı biçimde araştırılmamış. Cafer Paşa ile ilgili bir şeyler biliniyor ama Kızılhisarlı Mustafa Paşa ile ilgili çok fazla bilgiye ulaşma çabası da yok. Kızılhisarlı Mustafa Paşa'nın Bodrum denizciliğine katkılarından da bahseden Çilsal, Osmanlı tersanesi o dönemde gemi tezgahıydı. Bu tersaneyi kuran adamdır şeklinde konuştu.